Merhabalar. Semi Mutfağı'nda balıklarımızı tanıyalım serimizin bu bölümünün konusu barbunya balığı. Barbunya balığı hakkında bilmemiz gereken birçok bilgi bu videonun içeriğinde. Halk arasında barbun olarak bilinen ve tekir balığıyla karıştırılan barbunya balıkları ılıman denizleri seven bir balık türüdür. Orta büyüklükte bir balık olan barbunyalar, selenyum, kalsiyum ve protein açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Göz sağlığı için düzenli olarak tüketilmesi gereken barbunya balıkları halk arasında barbun olarak da bilinebilir. Görselliği dolayısıyla ilgili çeken balık çoğunlukla tekir balığı ile karıştırılır. Bu iki balık türü bu işin uzmanı kabul edilebilecek kişiler tarafından bile zaman zaman karıştırılmaktadır. Ancak ikisi arasında belirgin farklar vardır. Barbunya balığı ile çok lezzetli yemekler yapmak mümkündür. Kendisi lezzetli olan balığın tüm tariflerle uyum içinde olduğu bilinmektedir. Barbunya balığı içeriğindeki besin değerleriyle de faydalı bir balıktır. Yağ oranı protein miktarı kararında olan barbunya balığı hemen herkesin beslenme biçimi için uygundur. Kalori oranı da makul düzeyde olduğu için doğru pişirildiğinde diyet programlarında bile tüketilebilir. Mulide ailesinden olan barbunlar yanlardan basık pembe ve turuncu arasında bir renge sahip. Sağlık için oldukça faydalı balık türlerinden biridir. Barbunya balığının kendi içerisinde dört çeşidi vardır. Bu çeşitlerin isimlendirilmeleri genellikle yaşam alanlarına göre yapılmıştır. Lezzet bakımından daha çok kaya barbunyası tercih edilmektedir. Barbunya balığı birçok şekilde pişirilerek tüketilebilir. Ama sağlık açısından ızgara ve buğulama olarak pişirilmesi önerilmektedir magnezyum, demir, potasyum ve çinko minerallerinin yanında vitamin açısından da çok zengin bir içeriğe sahiptir barbun balığı. Ilık ya da sıcak denizlerin çamurlu ve kumlu sahillerinde 300 metre derinliklerde yaşayan pembe kırmızı renkleri olan balığa barbunya balığı adı verilmektedir. Mulidea familyasına ait balığın latince ismi Mulus barbus'tur barbunya balığı, kepez barbunyası, çalı barbunyası, sultan balığı, asıl barbunya gibi isimlerle de anılır. Barbunya balığının vücudu yanlardan masık, başı iri ve oval şekildedir. Üzerinde kolayca dökülen pulları vardır. Çene altında biraz uzun iki buyuya sahiptir. Sadece üst kısımda dişleri vardır. Balığın yüzgeçleri sarı renktedir. Ancak dorsal yüzgeci renksiz ya da düz renklerdedir. Barbunya balığının yan çizgisi aralıksız şekilde düz devam eder. Balığın göz çukuru altında 3 pul yer almaktadır. Barbunya balığı ortalama 13 cm civarında olmasına karşın 40 cm'e kadar büyüyebilir. Barbunya balığı 2 yaşında yumurtlamaktadır. 2 yaşını açtıktan sonra balık verimli şekilde üreme yapmaya başlar. Üreme için sıcaklığı ortalama 24 derecedir. Küçük sürüler halinde yaşayan barbun balıkların ortalama ağırlıkları 50 ila 75 gram arasında değişmektedir. Ege ve Akdeniz'de bol miktarda bulunmaktadır. Türkiye'de yılda yaklaşık 3 ila 5 ton arasında barbunya balığı çok rahatlıkla avlanabilmektedir. Dişiler bir yaşından sonra üremeye başlar ve ömürleri erkeklere göre daha uzundur. Lezzet açısından diğer balıklara göre ciddi anlamda ön planda olan barbunlar ekonomik değer konusunda tabii ki biraz farklıdır. Harbunya balığı Ilıman Akdeniz ve Ege sahillerinde yaşamaktadır. Nadir olarak kaya yakınlarında ama çoğunlukla çamur ve kum alanlarını seven balığın yaşadığı derinlik suyun ısısına göre değişmektedir. Isı değiştikçe derinlere ya da sahile mevsimsel göçler yaparlar. Harbunya balığı 10 yıl kadar yaşayabilmektedir. Lezzetli bir balık olması sebebiyle avcılıkta çok tercih edilir. Bu da ekonomik değeri yüksek bir balık haline getirir kendisini. Barbunya balığının kaya barbunyası, kum barbunyası, ot barbunyası ve paşa barbunyası gibi isimleri altında dört çeşidi bulunmaktadır. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere çeşitler yaşam alanlarına göre ayrılmıştır. Aralarında en nadir görüleni kaya barbunyasıdır. Buna karşın en lezzetli olanı da yine bu türdür. Arbunya balığı Nisan ve Haziran aylarında ortalama 70 bin civarında yumurta dökmektedir. Yumurtlama dönemi bittikten sonra avlanma izni başlayan balığın tüketilmesi için en uygun zaman Temmuz ve Ekim aylarıdır. Barbunya balığını bu zamanlarda en lezzetli şekilde pişirebileceğiniz yöntemler ızgara, tava ve kağıt kebabıdır. Kağıt kebabı olarak pişirildiğinde çok lezzetli olduğu bilinmektedir. Barbunya balığı ve kendisiyle çok karıştırılan tekir balığı genellikle tavada kızartma yapılarak da pişirilmektedir. Barbun balıkları A, B1, B2, B12 ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bunların yanında fosfor, potasyum, çinko, magnezyum, bakır, demir gibi mineralleri de barındırmaktadır. Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini bolca bulunduran barbum balıkları ayda en az iki defa tüketilmelidir. Fosfor, kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlığında büyük rol oynar. Aynı zamanda sar görmüş dokuların onarımını kolaylaştırır. Bu da büyüme çağında en gerekli olan şeylerden biridir. Protein sentezinde yağların ve karbonhidratları vücut tarafından kullanılmasında önemli görevleri vardır fosfor eksikliğinde hipotiroidi, D vitamini eksikliği, miyolama, mide bulantısı, kusma, hiperinsülizm, hızlı büyüyen neoplastik hastalıklar gibi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenle vücutta eksikliğine izin verilmemeli ve sık sık bu balığı tüketerek bu açıklar kapanmalıdır. Barbunya balığının 100 gramlı porsiyonun içinde 117 kalori, 19 gram protein, 3.79 gram yağ, 49 miligram kolesterol, 65 miligram sodyum ve 357 miligram potasyum bulunmaktadır. İçinde şeker ve karbonhidrat bulundurmamaktadır bu balık türü. İçeriği dolayısıyla faydalı kabul edilebilecek Barbunya balığı aynı zamanda lezzetlidir. Bu nedenle çocuklara, hamilelere, emziren annelere daha çok önerilmektedir. Bu besin değerlerini kaybetmemesi ve kalori oranının artmaması için doğru yöntemlerle pişirilmesi önemlidir. İçeriği ile barbunya balığı kalp hastalıklarına karşı koruyucu, kemikler için faydalı ve astım tehlikesini azaltıcı etkiye sahiptir. Barbunya balığı selenyum açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özelliğiyle kanserden korunmada ve vücuttaki toksinlerin atılmasında faydalıdır. Kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığının önlemenin yanında vücuda enerji verir. Göz sağlığına iyi gelen barbunya balığı hamilelik döneminde yenirse anne karnındaki bebeğin retina oluşumuna da katkı sağlar. Eğer düzenli olarak tüketilirse genç yaşlı herkesin göz sağlığına iyi gelmektedir. Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemiklerin kuvvetlenmesini sağlar. Gelişim çağındaki çocukların bu yüzden sık sık balık yemesi önerilmektedir. Sıklıkla barbun balığına sofrasında yer veren kişilerin vücutlarında birikmiş olan zararlı maddeler atılır ve bir nevi detoks etkisi meydana gelir. Arbun balığındaki mineral ve vitaminler enerji ve güç verdikleri için balığı yiyenler kendilerini daha iyi hissetmeye başlar. Sportif aktiviteler yapmaya önem veren ve formda kalmak isteyenler için ideal bir balık türüdür. Narbun balığının sık olarak tüketilmesi durumunda cilt üzerinde muhteşem etkiler yarattığı gözlemlenmiştir cildin daha genç görünmesine destek olmasıyla birlikte kırışıklık gibi sorunlar üzerinde etkilidir. Omega 3, A vitamini ve fosfor barındırması sayesinde göz sağlığının korunmasını destekler. Peki barbunya balığı ile tekir balığı arasındaki farklar nelerdir? Tekir balığı ile barbunya balığının yaşam alanları, üreme zamanları, görüntüleri hemen hemen aynıdır. Çok dikkatli bakılmadıkça aradaki farkın anlaşılması zordur. Tekir ile barbunya'yı ayrı türler olarak değerlendirmek yerine akraba tür şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Barbunya'yı tekirden ayıran en önemli özellik ise başının daha dik oluşu ve sırt yüzgeçlerindeki harelerin şeffafa yakın oluşudur. Tekir balığının başı ise daha uzun biçimdedir ve sırt yüzgeçindeki hareler belirgin yapıdadır. Barbunya balığı boy olarak 40 cm civarına kadar ulaşabilirken tekir balığı 20 cm'e kadar büyümektedir. Barbunya balıklarının ağızları başlarının şekli dolayısıyla göz hisasına kadar ulaşabilmektedir. Ayırt edilebilmesi için baş yapısından çok yüzgeçlere dikkat edilmelidir. Tekir ve barbunya balığı da çoğunlukla olta ve A ile yakalanmaktadır. İki balığın lezzet olarak karşılaştırılması yapınca belirsizlik söz konusudur. Kimileri tekiri daha çok beğenirken kimileri barbunya balığını tercih etmektedir. İkisinin benzerliğinden dolayı nadir olarak Batı Karadeniz'de görülen barbunya balığı tekir olarak isimlendirilmiştir. Semih'in mutfağında Balıklarımızı tanıyalım serimizin bu bölümünde. Barbunya ile ilgili derlediğim bilgilerin sonuna geldik. Umarım faydalı bir video gerçekleştirmişizdir. İstifade edebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.